Önemli bir rapor var sırada. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına hedef alan saldırılar raporunu yayımladı. Rapora göre 2020'de 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı etkileyen 389 saldırı gerçekleşti. En çok nefret suçu işlenen ülkelerde ilk üçte Almanya, Fransa ve Avusturya bulunuyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 2020'de yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik insan hakları ihlallerini ele alan bir rapor yayımladı. Farklı dillerde yayımlanan 2020 raporuna göre Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarında 2020'de 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 389 nefret suçu işlendi. Türklere ait ibadethane, okul, dernekle Türkiye'nin dış temsilciliklerine hedef alan nefret suçları bir önceki yıla göre %53.7 oranında arttı. Bunlardan ilk sırada önceki yıl olduğu gibi 205 saldırıyla Almanya yer aldı. Kayıtlara göre en çok nefret suçu işlenen ülkelerde ilk üçte Almanya'nın ardından 40 vakayla Fransa ve 37 vakayla Avusturya bulunuyor. Türk vatandaşlarına yönelik nefret suçlarında PKK terör örgütü ve son dönemde Ermeni ırkçıların saldırılarının da önemli oranda artış gösterdiği kaydedildi. Rapora göre saldırıların 192'si İslam düşmanlığı, 162'si ırkçılık, 14'ü PKK terörü, 13 Ermeni ırkçılığı, 6 DAEŞ ve 2 DHKPC motivasyonlu. Rapora göre 2020'deki saldırılarda en az 36 kişi yaralandı. 4'ü Hanau katliamında olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. 2020'de Türklere ait 25 kundaklama vakası kaydedilirken 13 işletme, 5 cami, 5 konut, 1 okul, 1 dernek ve 11 araç zarar gördü.